Lezzet Testi kanalımıza yepyeni lezzetler keşfetmeye hoş geldiniz. Günlük ürün inceleme videolarımızdan anında haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir ve zil simgesine basabilirsiniz. Bu videomuzda oba makarnanın Mac and Cheese isimli ürününü deneyeceğiz, inceleyeceğiz. Gerek Instagram'dan gerekse YouTube'daki yorumlarda benden epeyce zamandır Mac and Cheese denememi istiyordunuz. Öncelikle arkadaşlar ambalajı benim çok dikkatimi çekti. Aynı hani Amerikan marketlerinde böyle makarna raflarında durur ya böyle bunlar sıra sıra. Aynı ben onlara benzettim. Tasarım gerçekten farklı olmuş. Şimdi oba makarnanın Mac and Cheese'ini yapacağım ocağım burada. Suyum da fokur fokur kaynıyor. Şimdi hemen açacağım arkadaşlar. Yapımı çok pratik. Şimdi ben burada tencereye 5-6 su bardağı kadar su koydum ve kaynattım. Şu anda kaynıyor. Şimdi benim tek yapmam gereken 7-8 dakika kadar şöyle içerisinde peynir tuzu var. Bu arada klasik cheddar lezzetinde bu peynir tuzunun içerisinde e, tabii ki işte süt tozu da var, peynir aroması da var, peynir kültürü de var. Bu peynir tozumuz. Şimdi hemen makarna kısmını kaynayan suya atıyorum ve yaklaşık 7-8 dakika kadar kaynamasını bekleyeceğim. Makarna pişti arkadaşlar. Şimdi bir süzgeçle ya da kevgir mi demeliyim servis kaseme alıyorum. Servis kaseme aldım. Şimdi hemen şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar Tereyağı ya da siz isterseniz margarin de katabilirsiniz. Bunu katıyorum. Paketten çıkan peynir tozunu da katıyorum. Ve son olarak arkadaşlar 60 ml kadar süt katıyorum. Yani ben şöyle küçük bir kahve fincanının yarısı kadar süt koydum. Şimdi de güzelce karıştırıyorum. Yalnız arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Özellikle tereyağını makarnaya kattığım zaman o kadar hoş, o kadar güzel bir koku yayıldı ki. Şu an aslında çok fazla açlığım olmamasına rağmen acıktığımı hissettim. Bir de çok soft, çok yumuşak bir aroma geliyor şu anda. Ben şimdi bunu güzelce bir karıştırayım. Ondan sonra sonuca bakalım olur mu? Evet yaklaşık bir dakikadır falan karıştırıyorum. Bence homojen bir şekilde karıştırdığımı düşünüyorum. Artık tadım testine geçmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar tadım testine geçmeden önce içerisindeki makarna zenginleştirilmiş makarna diye geçiyor. Yani içerisinde folik asidine kadar baya bir vitamin katılmış. Şimdi ben artık bismillah diyorum ve tadım testine başlıyorum. Bismillah. Bir kaşık daha alacağım. Çok enteresan bir şey oldu arkadaşlar. Bunu yerken canım haydari istedi. Yani bilmiyorum size de olur mu ya da oldu mu ama bunu yerken böyle yanına bir cacık gibi böyle bir haydari gibi bir şey istedi canım. O da bana enteresan geldi. Yani hiç aklımda olmayan bir şeydi. Böyle tadım testi yaparken bir anda canım haydari istedi. Şimdi hemen yorumlarıma geçmek istiyorum. Çünkü beklediğimden çok daha hafif bir lezzetmiş. Ben böyle daha ağır bir şey olur diye bekliyordum. Fakat yiyorsunuz ama sanki yemiyormuş gibisiniz. Yani peynir lezzeti böyle e, o kadar yumuşak bir peynir lezzetine geçiş olmuş ki makarnayı yerken e, beklediğimden çok daha hafif bir lezzetmiş gerçekten. Kesinlikle ağır bir lezzet değil. Ve hemen bir şey daha eklemek istiyorum. Benim tavsiyem olsun. Bunun yanına mutlaka bir tavuk yemeği, bir tavuk sote, o tarz böyle bir tavuk ızgara olabilir o tarz bir e, tavuk yemeğiyle çok güzel bir kombin olabileceğini düşünüyorum. Bir de arkadaşlar merak edenler için bunlar böyle beşli paket halinde trend yolda satılıyor. Hatta hediyesi falan da varmış yanında. Bilginiz olsun. Sonraki tadım testi videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İstek videolarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.